turizm sadece deniz olmadığını, sadece kayak olmadığını, sadece kültür, turizm, kültür olmadığını görüyoruz. Gerekli ehliyetli kişilerle yapılmadığında, gerekli izinlerin eksikleri olduğunda, şehrin turizmine katkı sunacağız derken, şehrin turizmine katkı yerine bir kazayla bambaşka bir sıkıntıya yol açabiliyor. Ali Dağı sportif amaçlı yamaç paraşütü alanı olarak belirlendi. Bu saatten itibaren burada sadece bu konuyla ehliyeti olan kişiler uçuş yapabilecek ve gelen turistleri uçurabilecek. Yakın zamanda, 1-2 hafta içerisinde görmeye başlayacağız. Buraya otobüsler gelecek artık uçuşla ilgili. Hem Talas turu atarken aynı zamanda yamaç paraşütünün de olduğunu göreceğiz. Ürgüp'te ve Kapadokya'da Somanlı Vadisi'nde balon uçuşları olmadığında, hava müsaade etmediğinde arkadaşların ricası şuydu. Aynı zamanda yamaç paraşütünü de bu satış paketlerinin içerisine alalım. Kapadokya'da balonun uçamadığı zamanlar yamaç paraşütüyle birlikte bu işi yapalım. Ya da bir paket halinde hem balon hem yamaç paraşütünü birlikte yapalım. Dolayısıyla bir önemli bir fırsat geldi elimize. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. En güvenli şekilde değerlendireceğiz. Ve inşallah burada turizmle ilgili çalışmalarda olduğu gibi sportif alanlarda büyük çalışmalar olacak. Türkiye'de 3 tane yamaç paraşütü tesisi varsa iniş alanı, biri de burası. Tabii burası paraşüt iniş alanı olarak yapılmakla beraber değişik bir anlamda kullanılmaya başlandı. Çok ilginç bir şekilde burası sosyal donatılar olmamasına rağmen insanların piknik alanı olarak kullandığı bir yer oldu. Böyle olunca paraşütçülerimizle piknikçilerimiz geçinememeye başladılar. Bu nedenle de bir ayrım yapmak gerekiyordu. Şu arada gördüğünüz çizgiden itibaren bütün arkadaşlarla özel çalışmalardan sonra cami tarafını paraşütçülere, bu tarafı da piknikçilere ayırdık. Bundan böyle herkes rahat ve güvenli olacak. İsteyen istediği yerden istediği şekilde uçamayacak. Buradan uçacak olanlar ehliyetli kişiler olacak. Buradan uçacak olanlar bir izne tabi olacak. Hatta paraşütleri bile bakımdan geçtikten sonra, kontrolden geçtikten sonra uçabilecekler. Bu alan resmi olarak bizim sportif turizm amaçlı yamaç paraşütü parklı alanımız. Burada çok ilimizin turizmine katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Artık Hava Sporları Federasyonu yetkilileri tarafından uçuş yapacak herkesin kontrolleri yapılacak. Ekipmanları burada uçmaya uygun mudur, değil midir? Bütün bu kontroller yapıldıktan sonra uçuşlar gerçekleştirilecek ve ticari amaçlı, yani turizm amaçlı yapılan faaliyetleri de sadece yetki belgesi verilmiş acentalar gerçekleştirecek.